Hepinize merhaba. Cadı Kazanı bölümüyle karşınızdayım. Perşembe günkü son videomuz olan Harry Potter videosunu izlediyseniz bu bölümü biraz tahmin edebilirsiniz. Gördüğünüz malzemelerle size Harry Potter'ın ünlü Butterbeer'ını yapmaya karar verdim. Baktığımda internetten birçok tarife denk geldim. Çünkü Harry Potter aslında bir çocuk filmi olarak algılandığı için ve tabii ki çocuklar da Butterbeer içmek istedikleri için çok fazla alkolsüz, kremalı tarif var. Fakat başka bir tarifi gördüm. How to Drink diye bir YouTube kanalında Greg diye birinin 1500'lü yıllarda bulmuş olduğu bir orijinal tarif bu. Kendisi de hatta J.K. Rowling acaba bundan mı esinlendi diye kendisi kanalında söylemiş. Ben de öyle düşünüyorum. Belki de J.K. Rowling ondan etkilenmiştir o tariften. Çünkü orijinal bir tarif ve içinde bira var ve yağ var gördüğünüz gibi. Diğer geri kalanlar da çok basit malzemeler. Ben malzemeleri sırasıyla saymaya geçmeden önce bu bölümü sevgili Derman'a ithaf ettiğimi söylemek istiyorum burada. Derman'cığım birlikte yapamadık bu karantina günlerinde ama ben senin yerine yapıp içeceğim. Umarım güzel olur ve birlikte bu dönemi atlattıktan sonra size de yaparım. Evet, hemen malzemelere geçiyoruz. Bu arada ben tarifin 1/3'ünü yapacağım. Yani 1/3 ölçülerini yapacağım. Çünkü orada 1,5 litre bira diyor. Yani ben zaten onu yapsam bile içemem. O yüzden hepsini 1/3'e indirgedim. Hemen geçiyorum tarife. 2 tane bira var. Bunun 500 mililitresini kullanacağım. Bunlar 35'lik. 2 tane yumurta sarısı kullanacağım. Bakayım, 35 gram yağ kullanacağım, 75 gram şeker kullanacağım, 2 tane karanfil kullanacağım, biraz zencefil kullanacağım, biraz da muskat kullanacağım. Zaten açıklamaları bu malzemeleri benim kullandığım ve bu orijinal nereden aldığımın da linkini, YouTube linkini sizinle paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz, tarifi de tekrar yazarım zaten. Hemen başlayalım isterseniz. Ben biraları açıyorum. Herkes ekşi maya yaparken ben korona birasıyla olsun. Yani böyle denk geldi. Zaten yapmak istediğim, içmek istediğim bir şeydi. Orada da satılmıyordu artık. Hemen bunu koyuyorum. Bu 250 mililitre benim elimdeki. Bu arada onun altını açmayı unuttum. Altını açayım. Zaten yarım kalacaktı demek istedim. Bir tanesi. Bari gençlik yıllarımdan hatırlatın tekrar. Ben bira hiç sevmem bu arada. İçersem de işte böyle hafif olanları tercih etmeye çalışıyorum. İçemiyorum çünkü. Tamam, şimdi bu başlayacak. Biraz ısıtacağız bunu. Kaynatmayacağız. Sadece ısıtma amaçlı yapıyoruz. Alkolünün uçmasını, kaçmasını istemiyoruz. Bu arada şunu biraz sesini kısayım. Biraz zencefil koyacağız içine. Ben zencefil çok seviyorum. İsteyen aromasına göre kendisi çok az koyabilir veya çok koyabilir. Her sabah toz zencefil yaptığım oluyor, benim yediğim oluyor. Evet, bunu koydum. Şimdi
muskat koyacağız. Muskatı orijinal tarifi yani yarım çay kaşığı. Ben onu şöyle ucuyla koyuyorum. Muskat çünkü yoğun aromalı bir şey. Ben çok da biraz da koyayım. Bunu normalde Noel zamanı yapıyorlarmış. Zaten içeriklerden de biraz o tür şeyleri andırıyor içkileri. Hemen karanfil. İki tane karanfil koyalım. Tahmin edersiniz ki orijinalinde 6 karanfil. Ben bunu da koydum. Şimdi bunun yavaş yavaş şunu çıkarayım biraz. Isınmasını bekleyeceğiz. Onlar olurken bir yanda biz yağı en son koyacağız. Yumurtalara dökelim. Ben bunu yıkadığım için sabunla içinde su kalmış. Yani şu paketi komple yıkadım sabunla. Şimdi bunların ikisini ayıracağız. Sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Evet, alnımın akıyla bu işten çıktım. Şuradan peçete olacaktı. Bakalım nasıl olacak, tadını çok merak ediyorum. Tarçın yok mesela, niye tarçın yok acaba? Onun yerine işte muskat var. Bunu da şöyle koyayım. Da şu yapanlar dilimine koyalım. Tamam. Şimdi şekeri açacağım. Bu da riskli. Yapacaktım. Ha, şuraya dökecektim. Burada benim bir tartım var. Onu açayım şimdi. Açılmıyor. Neden açılmıyor? Tartının pili bitmiş galiba. Ne yapacağım? Acaba bir şey mi değildi? Evet, tartının pili bitmiş. O zaman hemen gideyim. Merhaba. Şunlardan bir şey yapabiliriz herhalde. Bu 60 mililitre. Bir tane bundan. Alacağım. Yani organize olduğumu düşünüyordum ama bir şeyleri atladığımın farkındaydım. Yani korkuyordum daha doğrusu. Burada da kalsın. Evet, şimdi bunları çırpıyoruz. Bakayım öyle diyor. Evet. Çırpıyoruz ikisini. Şunu şöyle alayım. Bu arada ısınıyor. Oo, bayağı ısınmış. Yani kaynatmayacağız. Şöyle. Altını kıstım gerçekten. Bu kadar kısa sürdü. Nasıl oldu? Şunu iyice ben çırpıyorum. Hatta buraya şunu getirmiştim. Bununla yapayım. Korkuyorum şu an.
Ya o saçın bütün tutuyor. Bence olmuştur. Daha da fazla zaten bunu yormayayım. Bu aleti, yaşlı aleti. Bunun böyle bir kıvamı oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapacağız? Hemen şuradan bakıyorum. Bunu aktardı. Pardon. Burada yağ eritti. Önce yağ eritti. Şimdi. O 100 gram kullanmış. Tabii ben 35 gram kullanacağım yağ. Bunu buradan gönderiyorum. Bir şey olacağını biliyordum. Neyse, ucuz atlattık. Şimdi de şöyle yapacağım. Evet, yağ eriyor. Yağ eridikçe bunun üstünde bir köpük oluyor gördüğüm kadarıyla. O kremamsı köpük hissini de herhalde bu veriyor o zaman. Ne düşünüyorum? Düşündüğümden daha kısa sürdü. Şimdi biraz açacağım. Ama biraz soğumasını da beklememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben bunu biraz soğuttum. Şimdi şöyle alayım. En azından buradaki yumurtaları pişirmeyecek sıcaklığa geldi. Şimdi yavaş yavaş buraya ekleyeceğim. Ve hepsini şöyle bir kaşık kaşık ekleyeyim de önce bakayım bunun tepkisi ne oluyor buranın. Evet. Şöyle. Gerçekten çok güzel kokuyor. Alkolü de kaçmamış. Alkol de kokuyor. Evet, şimdi bunu böyle kazasız belasız buraya dökmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi nasılmış, nasılmış. Şuradaki şunlar da gelsin. Muskat gibi çökmüş. Evet, şimdi burada biraz bunu karıştıracağım. Şunu da şöyle alabilirim. Alamadım. Zaten seri var. O yüzden şu şekilde yapıyorum. Şimdi üstünde köpük olması gerekiyor. Bunu da şöyle yapayım. Onu diğer tariflerde böyle kocaman köpüklü olanları büyük ihtimalle o krema. Bizim tarifimizde krema koyuyor. Çok korkuyorum şu an. Bunu evde denemeyin bu şekilde. Keşke biraz daha derin bir kap alsaymış. Yani hem
Hay Allah. Hay yani her seferinde takıldığı için ben şöyle küçük yapayım. Evet, böyle sabit tutarsam kaçmayacak. Şimdi elini bardağımıza koymaya. Üstüne de biraz bundan koyumuzu istedi. İçeceğimiz hazır. Butterbeer. Tadına bakmadan önce size şöyle yakından göstermek istedim. Tabii siz tam olarak üstten göremiyorsunuz. Onu da sonra şöyle nasıl yapsam bu tarafa gelemem. Şöyle yapayım. Umarım görüyorsunuzdur. Çok güzel. Gerçekten çok güzel, çok doyurucu, böyle yoğun bir içki olmuş, içecek olmuş yani. Bence kışın böyle sıcak içmek için çok güzel olmuş. Bana göre biraz bozanın sıvı hali gibi. Yani hem böyle alkollü, hem şekerli, köpük köpük çok tatlı bir şey olmuş. Çok beğendim. Önümüzdeki yılbaşı zamanı, Aralık'ta bunu yapacağım. Evet. Başardım bence. Yani orijinal butterbeer nasıl bilmiyorum. Veya o bizim gittiğimiz oyunda satılıyor olsaydı fuayda alacaktık ve onunla kıyaslama imkanı olacaktı. Ama sorun değil yani. Bu kendi başına güzel bir içki olmuş. Ama normal bizim Harry Potter'da içilen veya herkesin yaptığı bilinen bir butterbeer varsa onu bilmiyorum. Ben bunu seçtim ve seçtiğim içkiden de çok memnunum. Güzel olmuş. Bence benim grup, özellikle Dermancı'nın seni de seveceğini düşünüyorum. Sana ilk fırsatta dediğim gibi Aralık'ta bir aradayken bunu yapacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Cadı Kazanı bölümüyle karşınızdaydım. Ben Elif Tüfekçioğlu, İstanbul Nişantaşı'ndan bildirdim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.